Oracle veri tabanında tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde ve profesyonel programlama dillerinde olduğu gibi daha doğrusu yeni nesil, üçüncü nesil programlama dillerinde olduğu gibi hata ayıklama mekanizması vardır. Bu hata ayıklama herhangi bir işlem sırasında meydana gelen, işlem sırasında var olan ya da ortamdan kaynaklanan, yani geliştirme ortamından ya da programlama dili açısından söylersek framework tarafından kaynaklanan bir sorundan, bir aksaklıktan dolayı meydana gelen hatanın sonucunda oluşturulan, fırlatılan bir uyarıdır exception. Exception geliştiricinin haberdar olması için oluşturulmuştur. Yani bir işlem yapılır. Örneğin bir toplama işlemi yapılır. Bir tarafta nümerik bir değer vardır. Diğer tarafta ise nümerik olmayan bir değer vardır. Değer vardır. Bunların ikisini toplamaya çalıştığımızda ortaya bir hata çıkması gerekiyor ki geliştirici ve son kullanıcı uyarılsın. Geliştirici kodun içerisindeki değerlerin, yani value değerlerin hatalı olduğunu bilmesi gerekiyor. Geliştiricinin haberi olduğu bir hatayı, yani exception'ı kendi içerisinde, kendi oluşturduğu kod yazılım içerisinde isimlendirerek ve altyapısını oluşturarak arayüze, yani programlama arayüzüne kullanıcıya sunması işlemini exception, hata fırlatma diyebiliriz. Bunu programcı açısından da düşünebiliriz. Aynı zamanda son kullanıcı açısından da düşünebiliriz. Çünkü veri tabanından bir hata fırlatıldığı zaman bunu programcı, yani geliştirici alır ve onun sonucunda bir işlem yaparak eğer son kullanıcıyla alakalı bir işlem ise, bir hata ise bunu son kullanıcıya göstermek zorundadır. İşte bu mekanizmaya exception handling, yani hata yakalama mekanizması diyoruz. Bunu Oracle içerisinde nasıl kullanırız? Özetle bunu inceleyelim. Bunun için iki farklı hata sistemi var. Hata tipi var diyelim Oracle'da. Birisi define, yani tanımlanmış Oracle veri tabanı içerisinde isimlendirilmiş hatalar, exception'lar. Bunlar 20 civarında olduğunu biliyoruz. Bu isimlendirilmiş olanların. İsimlendirilmemiş olanlar ise, bu arada isimlendirilmiş olanlar çok sık rastladığımız hatalar ve çok sık rastlandığı için bunlara isim verilmiştir. Daha anlaşılabilir olması açısından bu isimler verilmiştir. Ancak Oracle'da binlerce hata meydana gelebilir çünkü çok büyük bir sistem. Bu hataların hepsine bir isim vermek imkansızdır. Zaten mantıklı bir isim de bulunamaz o kadar binlerce. Bu nedenle bir ID, yani bir numara verilir bu hatalara. Başına da eksi konulur. Eksi ile başlar. İşte 1000 mesela, 1525 gibi bu şekilde bir hata kodu oluşturulur. Şimdi biz bu dersimizde isimlendirilmiş, yani tanımlanmış olanları inceleyeceğiz. Bir başka derste de tanımlanmış değil, non-predefined, yani tanımlanmamış prosedürleri, exception'ları inceleyeceğiz. Bunun için şu şekilde bir başlangıç yapalım temel olarak. İlk olarak too many rows exception'ı inceleyeceğiz. Too many rows exception'ı birden fazla değer geri döndü hatası anlamına gelir. Bu Oracle içerisinde bir select işlemi gerçekleştirdiğimizde, örneğin buradaki sorguda bir first name'i John olan bir filtreleme gerçekleştiriyoruz. Bir select işlemi gerçekleştiriyoruz. Buradan tek bir kayıt gelmesini umuyoruz. Eğer tek bir kayıt gelmezse Oracle hata verecektir. Çünkü Oracle'da
bu işlem sırasında tek bir kayıt gelmesi gerekiyor. Aksi halde birden fazla kayıt gelirse Oracle'da hata verir. Diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde farklı olabilir ancak Oracle'ın yapısı farklı. Bu nedenle bunu normalde hata vermeyecek basit bir kod gibi görünse de bunu exception içerisinde alıp o oluşabilecek hatayı revize edebilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? İlk olarak bunu örneğimizi çalıştıralım. Declare lname, yani last name'in kısaltması lname varchar 2 begin end bloğu içerisinde select last name into lname değişkenini atacağız. Bu last name yani soyadı bilgisini from employees ver first name'i yani adı John olan kayıtları ya da kaydı getir. Daha sonra dbms output.putline metodu ile bunu ekrana yazacağız. İşte John last name, John'ın last name'i lname değişkenine gelen değer. Bunu çalıştırıyorum. Burada şu şekilde bir hata meydana geldi. Ora -01422 bu hatanın kodu şu şekilde return more than request number of rows yani birden fazla kayıt geldi şeklinde. Bunu nasıl revize edebiliriz? Şu şekilde. Yukarıda gördüğünüz gibi exception kullanmadık. Herhangi bir exception yok. Ancak aşağıda declare ile başlıyoruz gene. Begin end bloğunu açtık ve aynı sorgumuzu yazdık. Aynı değişkeni tanımladık. Burada exception kullanacağız. Exception'ımız şu şekilde çalışacak. When too many rows yani when ile başlayacağız. Daha sonra eğer bu isimdeki exception ise diyoruz. Too many rows exception ise then yani eğer bu ise alt satırdan bunun işlemini gerçekleştir. Bunun işlemi nedir? DBMS output putline ekrana şunu yazacağız. Hata oluşunca gösterilmesi istenen hata mesajı buraya yazılır yazacağız. Evet işte hata olduğu zaman bunu yazmamız gerekiyor. Çünkü hata olduğunu bilmemiz gerekiyor. Velhasıl too many rows bu işlem sonucunda meydana gelen hata ve bunun karşılığında yapacağımız işlem de bu satıra yazılacak. Eğer birden fazla hata olma olasılığı varsa mesela bu öyle bir sorgu ki bunun sonucunda 5 farklı hata meydana gelir diyelim. O halde şunu yapacağız. Burada mesela ya da şu an xx olarak geçelim. Şu isimde bir hata ismi daha var diyelim. O halde bu şekilde tekrar yazacağız ve aşağı ineceğiz. Buradan gene hata olma olasılığında hata işlemini burada yap. Şu şekilde. Örneğin too many rows hatası çalışmadı. Yani buna bunu çalıştıracak herhangi bir hata meydana gelmedi. Neydi bu? Birden fazla değeri geri döndü hatası. Birden fazla değer geri döndü hatası. Eğer bu olmayacaksa bir alt satıra bakacaktır. Burada hata verdiyse tabii ki. Burada herhangi bir hata verdiğinde exception'a düşecek. İlk önce buraya bakacak. Bu olumsuz ise, buna uymuyorsa bir alt satırdaki when'e bakacak. Buradaki hata koduna uyuyorsa o zaman buraya giriş yapacak ve buradaki işlemi gerçekleştirecek. Bu şekilde bir yapısı var bu exception bloğunun. Kullanımı da bu şekilde. Şimdi farklı bir örnek yapalım. Bu sefer sıfıra bölme hatası. Yani zero divide. Bunun adı bu. Exception'ın adı zero divide. Bunun anlamı sıfıra bölme hatası. Yani matematiksel bir işlemde sıfıra bölme işlemi gerçekleştiriyorsak ki bu bildiğimiz gibi en çok kullanılan
işlemlerden birisidir. Veri tabanında matematiksel hesaplamalar çok kullanılır. İşte bu da bu nedenle isimlendirilmiş, tanımlanmış bir exception. Bunu nasıl görebiliriz? Bu ilk önce hatayı görelim. Şu şekilde DBMS output putline ile ekrana şunu yazıyoruz. 1 bölü 0 bu işlemin sonucundaki bu işlemin sonucunu ekrana yazmak istiyoruz. Ancak görüldüğü üzere bir hata meydana geldi. Neden? Çünkü 1 sıfıra bölünemez. İşte bunun bu hatayı engellemek, exception handling olayını gerçekleştirmek için, exception fırlatabilmek için zero divide exception'ı geliştirilmiş, tanımlanmış Oracle içerisine. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde begin end içerisinde aynı işlemi yapıyoruz yukarıdaki gibi. Tek farkı exception bloğu da yazıyoruz. Burada da ne yazıyor? When zero divide then, yani zero divide exception'ı mı? Evet ise buraya girecek. Ekrana şunu yazacak. Division by zero. Şu şekilde yazalım. Sıfıra bölme hatası. Bunu çalıştıralım ve ekrana bunun yazmasını sağlayalım. Sıfıra bölme hatası. Çünkü yukarıdaki işlemde bir hata meydana geldi. Yani sıfıra bölmeye çalıştı ve bölemedi. Şimdi tekrar yapalım. Gördüğümüz gibi bu sefer hata vermedi. Çünkü sıfır yok karşısında ve biri bire bölmeye çalışıyordu. Ancak sıfıra böldüğümüzde zero divide çalışıyor. Yani bu hata tetikleniyor. Bu exception. Bu nedenle zero divide exception handling kısmına düşüyor ve burada sıfıra bölme hatası şeklinde ekrana yazıyor. Bir başkasına bakalım. Bu örnekte de şu şekilde bir işlem yapacağız. 3 tane değişken tanımlıyoruz integer olarak. Birisinin varsayılan değeri 2, diğerinin 6. Daha sonra diyoruz ki vArea, yani 6'yı 2'ye böl ve çıkan sonucu vide aktar. Vid neydi? Vid en üstteki default değer atanmamış olan. Yani 6'yı 2'ye bölecek ve vid değişkenine atacağız. Daha sonra vid'i ekrana yazdırmak istiyoruz. Olay bu. Çok basit bir mantık. En temel matematiksel işlem. Şimdi burada başımıza ne gelebilir? Aslında birçok varyasyon olabilir. Burada hata olabilir. Biz en temel olarak zero divide, yani sıfıra bölme hatası olduğunu varsayalım. Mesela kullanıcıdan veri girişi yapmasını istiyorsak sıfır değerini girebilir. Bu da gayet normal. Bu nedenle bunu şu şekilde exception'ı kullanmadan çalıştırıyorum. Evet, işlem başarılı. Zaten exception'a ihtiyacımız yok şu an. Çünkü 6'yı 2'ye bölüyoruz. 6'yı 2'ye böldük mü 3. Bunda hatalık bir durum yok. Görüldüğü gibi vid değişkeni 3 değerine sahip. Peki 2'yi 0 yapalım. Hadi şimdi hatasız kul olsun bakalım. Olamaz. Çünkü sıfıra bölme hatası meydana geldi. Sıfıra bölmeye çalıştık ve bu hatayı tetikledik. Bu exception'a düşürdük. Zero divide exception'a düşürdük. Bunun çözümü bu. Exception when zero divide then DBMS output putline division by zero. Sıfıra bölme hatası. Sıfıra bölme hatası. Şimdi tekrar çalıştıralım. 0 ile, yani hata verecek. Evet, sıfıra bölme hatası. İşte tam olarak yapmak istediğimiz bu. O hata kodunu göstermemek.
Göstermek istersek şunu yapacağız. SQL erm şu şekilde SQL code diyelim. Aslında bunu başına yazsaydık. Neyse. Çalıştıralım. Evet. Mesela burada ilk olarak SQL error mesajı istedim. SQL error keyword ile bunu istedim. Daha sonra bir tire çektim ve bunun SQL kodunu da istedim. O da bana bu şekilde eksiyle başlayarak getirildi. Bu eksi zaten bu hata kodlarının zorunlu olan kısmıydı. Hepsinin başında bir eksi var ve hatanın kodu getirildi. Şimdi farklı bir kullanıma bakalım. Farklı bir exception'a. Bu da invalid number. Invalid number örnekte detaylı olarak herkes anlayacaktır umuyorum. Bir insert işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Burada regions tablosuna region ID ve region name sütunlarına iki değer gireceğiz. Bunların bir tanesi haliyle region ID olduğu için number olması gerekiyor. Ancak Oracle veri tabanında şöyle bir özellik var. String olarak göndersek bile eğer number ise veri giriş yapılacak alan, veri gönderdiğimiz veri tek tırnaklar içerisinde olsa bile bunun içerisindeki değer rakam ise, yani nümerik bir değer ise, onu nümerik bir değer olarak alır ve string değer olarak görmez. Yani kayıt edilmesi gerekiyorsa eder. Ancak burada farklı bir konu var. Bunun içerisinde 1, 2, 3 ve x karakteri var. Bu nedenle buraya kaydedilemeyecektir. Bu yüzden hata vermesi gerekiyor. Bu hatanın adı da invalid number exception'ı. İşte bunu kullanacağımız exception da bu. Run diyorum. Invalid number. İşte tam olarak istediğimiz bu. Hata bu. O zaman exception'ın adı da bu olması gerekiyor. Ne yapmaya çalıştık? 1, 2, 3, x değerine girmeye çalıştık. Nereye? Number veri tipi olan bir yere. Çalıştırıyorum. String değer number'a çevrilirken exception oluştu. Çünkü string değerdi. Bunu number'a giriş yapmaya çalışıyor. Ancak bu şekilde hata meydana geliyor. Nedir bu? Invalid number exception'ı. Bu şekilde kullanabiliriz. Ve en sonunda diyelim bunların diğer 20 exception'ı da yazdık sırayla. Hepsini when'den şeklinde yazdık. Ancak Oracle'da exception'lar 20 tane değil. Binlerce var. İşte bu 20 tane isimlendirilmiş hataların, exception'ların haricindeki herhangi bir exception'ı da yakalayabilmek için others keyword'u kullanılmak zorundadır. Bu şu şekilde kullanılır. Mesela DBMS output putline'ını ekrana zero divide exception'ını kullanacağız. Yani sıfıra bölme exception'ını. Bunu nasıl kullanırız? Others exception içerisine gene when others'den şu şekilde ekrana yazacağız. Bu others en sona yazılır. Hemen bir örnekle yapalım. When zero divide then sıfıra bölme. Others exception'ı. Exception diyelim. Bölme hatası dedik.
Şimdi burada ilk olarak zero divide yazdım. Çünkü bu hatayı direkt olarak yakalayacak kısım zero divide'dır. Ancak bu işlemde birden fazla hata olma olasılığı varsa, herhangi bir işlem olabilirdi burası. O zaman zero divide düşmeyecekti belki. Belki sıfıra bölme hatası olmayacaktı. Fakat olursa kesinlikle düşecekti. Bu nedenle ilk olarak olasılık olacak, yani hata olma olasılığı olan exception'ları yazarız bu şekilde alt alta. En sonunda others'ı yazarız. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sıfıra bölme hatasını gördü. Yani others'ı görmedi. Ancak ilk başa order'ı alırsak, şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü bunun normalde çalışması gereken yer burası değil. Yani others en altta olmak zorunda. Aksi halde zaten mantık dışı oluyor. Çünkü iki tane exception handle edilebiliyor burada. Ancak others zaten hepsini alıyor. Bu nedenle bu şekilde kullanım yapamayız. Bunun normal kullanımı ya tek bunu kullanacağız ya da bu şekilde order'ı yazacaksak onu iki tane, yani birden fazla order'ın haricinde başka bir exception'da kullanacaksak burada onu order'ın üzerinde yazmamız gerekiyor. Order en sonda yazılır. Çünkü zaten bunların bakacağı tüm hataların hepsini bu order tek bir şey olarak kullanacaktır. Tek bir exception olarak kullanacaktır. Bu şekilde Oracle içerisinde exception handling konusunu detaylarıyla işlemiş olduk.